Kureyş'in yaşadığı ikilem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı ve onu takip eden ayı Medine'de geçirdi. O ayın sonlarına doğru bir gece rüyasında başı tıraşlı bir şekilde Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını elinde tuttuğunu gördü. Ertesi gün rüyasını sahabeye anlattı ve onları kendisiyle birlikte umre yapmaya davet etti. Bunun üzerine aceleyle yol hazırlıklarına girişildi. Kutsal mekanda kurban edilmek üzere 70 deve satın aldılar. Bu kurbanların etleri Mekke'deki fakirlere dağıtılacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini yanında götürmeye karar verdi. Kur'a çektiklerinde Ümmü Seleme radıyallahu anha çıktı. Umre yapanlar arasında ikinci Akabe biatında da bulunan iki Hazreçli kadın Nuseybe ve Ümmü Menin vardı. Her adam avlanma amacıyla yanına birer kılıç aldı. Fakat tam yola çıkmak üzereyken Ömer radıyallahu anh ve Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh tamamen silahlanmayı önerdiler. Kureyş haram aya rağmen saldırabilir dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi kabul etmedi ve ''Ben silah taşımayacağım, hac yapmaktan başka bir şey için yola çıkmıyorum.'' dedi. İlk konaklarında kurban edilecek develerin kendisine getirilmesini istedi. Bir tanesini seçip Mekke'ye döndürdü ve sağ böğrüne bir işaret koyarak deveyi nişanladı. Devenin boynuna da çelenk astı ve diğer develerin de aynı şekilde nişanlanmasını emretti. Daha sonra Huza'nın Ka'b kolundan bir adamı Kureyş'in tepkisini öğrenmek üzere gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı açıktı ve iki parça dikişsiz kumaştan yapılmış geleneksel hac kıyafetini, ihramı giymişti. İhramın bir parçası vücudun alt kısmını örtmek üzere bele dolanmış, diğer parçası da omuzlarına örtülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılarak hac için hazırlandı. Namazın arkasından hacıların söyledikleri lebbeyk, lebbeyk kelimesini tekrarlamaya başladı. Bu işte sana geldim, emrindeyim Allah'ım anlamına geliyordu. Çoğu kişi onun gibi yaptı fakat birkaç kişi biraz daha ileride ihrama girmeyi tercih etti. Çünkü ihrama girmek avlanma ile ilgili bir takım yasakları da beraberinde getiriyordu. Kureyşliler Medine'den hacıların yola çıktığı haberini duyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önceden tahmin ettiği gibi kuşkuya kapıldılar ve hemen meclisi topladılar. Şimdiye kadar hiç böyle ciddi bir ikilem yaşamamışlardı. Eğer mescidin koruyucuları olarak bine yakın Arap hacının yolunu keserlerse kendi büyüklerinin üzerinde kurulduğu kanunlara aykırı düşeceklerdi. Diğer taraftan eğer düşmanlarının Mekke'ye barış ve rahatlık içinde girmesine izin verirlerse bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir moral zaferi olacaktı. Bu haberler tüm Arabistan'a yayılacak ve tüm ağızlarda tekrarlanacaktı. Aynı zamanda bu bir önceki başarısız Medine seferlerinin üstüne tuz biber olacaktı. Belki de en kötüsü bu hacıların eski hac geleneğini devam ettirmeleri, onların İbrahim dinine bağlı olduklarını ortaya koyarak daha çok kişinin sempatisini kazanmalarını sağlayacaktı. Her şey gözden geçirildiğinde onları Mekke'ye sokmamaları gerektiği kararına vardılar. Aramızda bir tek kişi canlı kaldığı sürece Tanrı'ya andolsun onlar giremeyecekler dediler. Hacılar Usfan'a ulaştığında önceden gönderilen küçük grup Mekkelilerin Halid'i 200 atlı ile onların yaklaşmasını önlemek üzere gönderdikleri haberleriyle geldi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini başka bir yoldan götürecek bir rehber aradı. Eslemli bir adam bu görevi üstlendi ve onları sahile doğru yöneltti. Hudeybiye'ye giden geçide ulaşıncaya kadar aşılması zor ve dar bir yoldan ilerlediler. Hudeybiye, haram bölgenin hemen kenarında, Mekke'nin aşağısında açık bir araziydi. Rehberleri onları Halid'in gözünden kaçırmayı başarmıştı.
Fakat yürürlerken o kadar çok toz kaldırmışlardı ki Halid onları fark etti ve Kureyşlilere onların yaklaştığı haberini vermek üzere Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac için en gözde devesi olan Kesva'yı seçmişti. Deve geçidin sonuna geldiklerinde yere çöktü. Birçok kişinin hal hal sesleri kayalarda yankılandı. Deveyi yerden kaldırmak için böyle derlerdi. Kesva inatçı dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun şimdilik Hudeybiye'den öteye gitmemeleri gerektiğini gösteren bir işaret olduğunu biliyordu. O inatçı değil dedi. Bu onun tabiatı değildir. Fakat fili engelleyen güç onu da engelledi. Kureyş'i kastederek şunları ekledi. Bugün benden Allah'ın hudutlarına uygun her ne isterlerse onlara vereceğim. Daha sonra Kesva'ya bir şeyler söyledi. Deve hemen ayağa kalktı ve onu diğer hacılarla birlikte Hudeybiye'ye kadar götürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada kamp kurma emrini verdi. Fakat kamp kurdukları yerde hemen hemen hiç su yoktu. Sadece bir iki çukurda birikmiş su vardı ve adamlar susuzluktan şikayet ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban develerini gözeten Eslemli Naciye'yi yanına çağırdı ve ondan bulabildiği kadar suyu kovaya doldurup kendisine getirmesini istedi. Naciye suyu getirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı ve bir miktar suyu ağzına alıp tekrar kovanın içine boşalttı. Daha sonra sadağından bir ok aldı ve bu suyu al ve o çukura boşalt. Daha sonra da bu okla karıştır dedi. Naciye onun emrettiği gibi yaptı ve oku suya daldırır daldırmaz temiz ve taze bir su o kadar hızlı ve çok olarak fışkırdı ki kendisini zor geri attı. Hacılar çukurun başında toplandılar. Bütün hayvanlar ve insanlar kana kana içtiler. Hacıların arasında İbni Ubey dahil birkaç münafık vardı. İbni Ubey su içerken kabilesinden bir adam ona şöyle dedi. Ey Hubab'ın babası, sana yazıklar olsun. Kendinin nerede olduğunu hala fark etmeyecek misin? Bundan daha fazla ne bekliyorsun? İbni Ubey, daha önce bunun aynısını gördüm dedi. Bunun üzerine adam onu tehdit edercesine konuştu. İbni Ubey de oğlu ile birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve meseleyi anlatıp kendisinin yanlış anlaşıldığını söylemek istedi. Fakat daha o konuşmaya başlamadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Bugün gördüğün şeyin aynısını daha önce nerede gördün?'' dedi. O ''Buna benzer hiçbir şey görmedim'' cevabını verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ''Peki o zaman niçin o lafları söyledin?'' dedi. İbn Ubey ''Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum'' dedi. Oğlu ''Ey Allah'ın Resulü, onun için bağışlanma dile'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Susuzluklarını giderdikten sonra hacılar bedevi reislerinden birinin hediye ettiği bir deve ile bir koyun sayesinde karınlarını doyurdular. Bu bedevi kabilesi bir zamanlar mescidin koruyuculuğunu yapmış olan ve Eslem, Kâb ve Müstalık boylarını içeren Beni Huza idi. Bunların hepsi şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iyi davranıyorlardı. Çünkü Müslüman olmayanlar için bile bu ittifakta politik bir avantaj vardı. Bu ittifak sayesinde Kureyş'le anlaşmalı olan en büyük düşmanları Beni Bekr'e karşı denge sağlamış oluyorlardı. Bu durum kısa bir süre sonra çok önemli olaylara patlak verecekti. Fakat şimdilik Huza ve Bekr arasında savaş yoktu ve Kureyşliler şüphelenmelerine rağmen Huza'ya hoşgörü gösteriyorlardı. Huza'nın ileri gelenlerinden Budeyl İbni Verka, hacıların Hudeybiye'de kamp kurdukları haberi geldiğinde Mekke'deydi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ona Kureyş'in tutumu hakkında bilgi vermişti. Son adamları da ölünceye kadar sizinle Kabe arasındaki yolu kapalı tutmaya yemin ediyorlar dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz buraya savaşmak için gelmedik. Sadece beyti tavaf etmek için geldik. Yolumuza çıkanla savaşırız.
Fakat ben onlara isterlerse tedbirlerini almaları ve yolu açmaları için süre tanıyorum dedi. Bu değil ve yanındaki arkadaşları Mekke'ye döndüler. Kureyşliler onları asık suratla karşıladılar. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin neler söylediğini belirtmek istediklerinde Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e onları duymak istemediklerini söyledi. Safvan da Budeyl'e gördüklerini ve duyduklarını bize anlat dedi. Budeyl onlara hacıların niyetlerinin barışçı olduğunu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin gelişine kadar Kureyşlilere hazırlanma süresi verdiğini haber verdi. Daha sonra Urve, Budeyl size hiç kimsenin reddedemeyeceği güzel bir teklif getirdi. Bunu kabul edin. İzin verin, doğrudan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip bunu tasdikleteyim. Onun yanına gider ve etrafındakileri gözlerim. Size haber getiren bir elçi olurum. Kureyşliler onun teklifini kabul ettiler. Fakat daha önceden tüm Bedevi müttefiklerine kumanda eden Ehabiş diye tanınan bir adamı elçi olarak göndermişlerdi. Bu adam Kinane kabilesinin Benil Haris kolundan Huleys idi. Uhud'da cesetlere yapılan işkenceler nedeniyle Ebu Sufyan'ı azarlayan da Huleys idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yaklaştığını görünce ya onun davranışlarından ya da daha önce onun hakkında duyduklarından onun merhametli bir adam olduğunu ve kutsal şeylere çok önem verdiğini anladı. Bu nedenle nişanlanan kurban develerinin onu karşılamak üzere ileri sürülmesini emretti. Kurban nişanları ve boyunlarındaki süsleriyle 70 devenin geldiğini gören Huleys bundan o kadar etkilendi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaksızın doğruca Kureyşlilere gitti ve hacıların niyetlerinin tamamen barışçı olduğunu söyledi. Mekkeliler biraz ileri giderek onun sadece bir çöl adamı olduğunu ve bu meselenin aslını anlayamayacağını söylediler. Bu büyük bir taktik hatasıydı. Bunu anladıklarında ise çok geç kalmışlardı. Huleys, "Ey Kureyşliler," dedi sertçe. "Biz sizinle müttefik olmadık ve bunun için anlaşma yapmadık. Allah'ın evine gelen birine nasıl engel olursunuz? Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki ya Muhammed'in yapacağı şeye izin verirsiniz ya da ben bütün ehabişleri geri çekerim," dedi. Onlar, "Ortak bir noktaya varıncaya kadar bizi bekle," dediler. O sırada Sakifli Urve, hacıların kampına varmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaya başlamıştı. Sanki kendisiyle eşit konumdaymış gibi karşısına oturtmuştu ve ona hitap ettiğinde onun sakalını tutuyordu. Fakat muhacirlerden biri olan Mughire radıyallahu anh onların yanında ayakta duruyordu. Urve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca kılıcının yassı ucuyla onun eline vurdu. Bir iki dakika sonra Urve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca eline daha şiddetli bir darbe indirdi ve "Henüz elin senin iken elini Allah'ın Resulü'nün sakalından çek," dedi. Urve bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fazla yakın olmaktan kaçındı. Fakat onunla konuştuktan sonra saatlerce kampta kaldı. Kureyşlilere onların elçisi olduğu kadar casusu da olmaya söz vermişti. Bu nedenle kampta gördüğü her şeyi not etti. Ancak onu en çok burada görmek için gelmediği ve hiçbir yerde rastlamadığı şeyleri görmek etkiledi. Mekke'ye döndüğünde Kureyşlilere şöyle dedi. "Ey insanlar! Ben birçok krala, Kisra'ya, Kayser'e ve Necaşi'ye elçi olarak gönderildim. Hiçbir tebaanın kralına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ona gösterdiği saygı kadar saygı gösterdiğini görmedim. O bir şey emretse ağzından çıkar çıkmaz hemen yapıyorlar. O abdest alsa abdest suyunu almak için yarış ediyorlar. O konuştuğunda hiç sesleri çıkmıyor. Onun yüzüne dimdik bakmıyorlar. Ona gösterdikleri saygıdan gözlerini yere indiriyorlar. O size iyi bir teklif yaptı. O halde bu teklifi kabul edin.
Urve daha kamptayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b kabilesinden Hiras adındaki bir adamı deveye bindirip Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hiras oraya vardığında İkrime devesinin bacaklarını kesti. Fakat Huleys ve adamları araya girerek elçinin hayatını kurtardılar ve adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geri gönderdiler. Döndüğünde Hiras, "Ey Allah'ın Resulü, benden daha iyi himayesi olan bir adamı gönder," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ı çağırdı. Fakat Ömer, Kureyşlilerin onun kendilerine ne denli düşman olduğunu bildiklerini ve kabilesi Beni Adi'nin kendisini koruyacak kadar güçlü olmadığını söyledi. "Fakat," dedi Ömer, "Mekke'de benden daha güçlü akraba yönünden zengin ve benden daha iyi bir himayeye sahip olan bir adam gösterebilirim. Osman İbni Affan radıyallahu anh." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman İbni Affan'ı Mekke'ye gönderdi. Abdüşşemsli akrabaları ve diğerleri ona iyi davrandılar. Hudeybiye'dekilerin hiçbirini Kabe'ye yaklaştırmayacaklarını söylemelerine rağmen onu Kabe'de tavaf etmeye davet ettiler. Fakat Osman radıyallahu anh bunu reddetti. Kureyşliler İbni Ubey'e de aynı imtiyazı teklif eden bir haber gönderdiler. Fakat İbni Ubey, "Allah'ın Resulü tavaf etmedikçe beyti tavaf etmem," cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve çok sevindi.